20. yüzyılın Sülüs ve Celi Sülüs'te önde gelen Türk hattatlarından Macit Ayral. 11 Nisan 1891'de İstanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Şehremenati Zibhiye İdaresi Müdürü Zühtü Bey'in oğludur. İlk tahsilini Beylerbeyi Hamidiye Mektebi'nde tamamladı. Üsküdar İdadesi'nin son sınıfındayken sağlık sebebiyle tahsilini yarıda bıraktı. Daha ilk mektep sıralarında hat hocası Ali Efendi'den sülh ve nesih yazılarını öğrenmeye başladı. Daha sonra Enderun Mektebi hat hocası Ahmet Rakım Efendi'ye devam etti. Babasının da teşvikiyle girdiği Medresetül Hattatiyye'nde yazı tahsilini tamamladı. Burada Hulusi Efendi'den yani Hulusi Yazgan Efendi'den talik icazeti aldı. Ayrıca Sami Efendi'nin talebesi olan Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer'den Sülüs Celisi'ni ilerletti. Ali Efendi'nin hocası olan Şefik Bey'e ait kıta ve murakkalardan da önemli ölçüde faydalandı. Macit Ayral, talik ve nesihten ziyade sülüs ve celi sülüs ile meşgul olmuştur. Sülüste Şefik Bey'in tavrını benimsemiş ve o üslupta eser vermiştir. Celi sülüste ise Sami Efendi yolunda yazmıştır. 1908 yılında Efkaf Nezareti kaleminde başladığı memurluk hayatına daha sonra polis müdürlüğü sicil mümeyyizi olarak devam etti. 1923'te bu görevinden ayrılarak Babali Caddesi'nde açtığı yazıhanede serbest hattatlık yapmaya başladı. Burası zamanla devrin tanınmış hattatlarının buluşup sohbet ettikleri önemli bir sanat mahfili haline gelmiştir. Harf inkılabını takip eden yıllarda Ankara'ya yerleşti ve emekli oluncaya kadar Vilayet Meclisi Umumi Başkatipliği görevini yürüttü. 1955'te tekrar İstanbul'a döndü. Kısa bir süre sonra Bağdat Güzel Sanatlar Akademisi'nde Hüsnü Hat dersleri vermek üzere Irak'a davet edildi. Burada 4 yıl kaldıktan sonra 1959 Temmuz'unda Türkiye'ye döndü. Emsali arasında nezaketi, kibarlığı ve şık giyimi ile tanınan Macit Ayral, bundan sonraki yıllarını yazı yazmak ve eski eserleri incelemekle geçirdi. 19 Mart 1961'de İstanbul'da vefat etti. Mezarı Karacaahmet'tedir. Macit Ayral yazı tarifinde ve meşk yazmada özellikle imzasız ve tarihsiz yazıların hattını ve devrini tespitte fevkalade ustaydı. Yarım asra yaklaşan sanat hayatı boyunca yazılarında Macit imzası yanında Hüseyin Macit, Abdülmacit, Macit bin Zühtü imzalarını da kullanmıştır. Özel koleksiyonlara girmiş pek çok eseri yanında İstanbul'da Şişli, Levent, Şile, Bebek, Yeşilköy, Muratpaşa, Beyoğlu, Kamer Hatun, Seyyid Ahmet camileriyle Arap Camii'nde celi yazıları vardır.